Şimdi bir kardeşlerimize bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Yani ne yapılması lazım? De Abdullah, dinliyor musun? Kapatma sesini. Dinliyorum abi. O zaman Yalıköy'den Zeytinburnu'na kaç saatte geliyordunuz beni almaya? Abi o zamanki yollar, imkanlar, arabalar yaklaşık 1 saat 40 dakika sürüyordu Zeytinburnu. O da trafik falan yoksa. 1 saat, 1,5 saat diyelim. Hadi 1 saat 40 dakika. Beni bakın arkadaşlar, beni gelip alıyorlardı. Arabamız yok ki dershanede. Yok. 2000. 1 saat 40 dakika. Sonra dersi beni alıp götürüyorlar. Sonra ders bitiyor, tekrar beni bırakıyorlar. 1 saat, bak, 1 saat 40 dakikada geliyor bu zat. 1 saat 40 dakikada beni derse götürüyor. 1 saat 40 dakikada beni Zeytinburnu'na bırakıyor. 1 saat 40 dakikada geri eve geliyor zat. 1-2 saatte ben ders yapıyorum. Şimdi bak, bunlar hiç istemiyorum şey. Bu şırıltını istemiyorum bak. Kim, hiç kimse yapmasın. Tamam. Ona göre bak. Şimdi benim şuyum vardı, ben başım ağrıyordu, ben şu sebebim vardı derse katılamıyorum, kişilere duyurulur. 1 saat 40 dakikayı 4 ile çarpın. 1 saat 40 dakika Yalıköy'den geliyor. Beni alıyor. 1 saat 40 dakikada beni derse götürüyor. 1-2 saat, 1 saat ders yapıyorum. 1 saatte soru cevap alıyorum. Etti mi 2 saat? 1 saat 40 dakikada beni Zeytinburnu'na bırakıyor. 1 saat 40 dakikada tekrar o adam geri geliyor. Ve böyle hiç ara vermeden her hafta 2 sene böyle. Sonra onlar, ben bazen işte ayda bir, 15 günde bir katılmak suretiyle 2004'e kadar, 2000'den 2004'e kadar Yalıköy'de, Karacaköy'de, oralarda dersler yapıldı. Hiçbir şey bedava olmuyor. Gece 2:30 eve geldik abi. 2,5'ta. Evet. Vay be. Şimdi O zaman bir de kriz vardı. 2001 krizinin devamı olan yıllar. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Zeytinburnu'ndan Yalıköy'e kadar hareket eden tek bir araba görmeden geldim. Allah Allah. Bir de saatte geç ya. Hiçbir tane araba Yalıköy'den Zeytinburnu'ndan Yalıköy'e gelene kadar hiçbir tane ne karşıdan ne arkadan ne ileriden ne geriden araba gitmeden buraya geldiğimi biliyorum abi. Ve beni alıyorlardı, geliyorlardı, alıyorlardı, tekrar bırakıyor, yok ki dersen. Ve şimdi yok benim şeyim vardı da, aşım işim vardı, yok çocuk ve başım ağrıyordu, yok ben şimdi işe gitmem, şey yapmam, vay be. Öyle öyle mazur özür yapılıyor ya. Onun için ben de hiç özür kabul etmiyorum ya. Yani. Özür yok kardeşim. İstediğin zaman ehli dünya istiyor senden bunu. Hadi peki Behçetin, buyur abim. Bu akşamki dersimiz inşallah hiddet konusunda olacak. Bunu koyarız. Ekranımı paylaştım. Görüyor musunuz ekranımı? Çok güzel. Maşallah. Hadi Fatiha'nı, Besmele'ni, salavatını çek abi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu akşamki dersimiz inşallah hiddet konusunda olacağız. Allah Allah. Bu fihristimiz hiddet nedir, ne değildir? Hiddetin ifrat, tefrit, vasadı nedir? Hiddet kuvvet midir? Kimler neler hiddet ediyor? Hiddetle ilgili düsturları çıkartmaya çalıştım abi. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan hiddetle ilgili nakilleri biraz araştırdım. Sahabeye anlatılıyor diye bir eserden de nakiller var. Bir de sizin derslerinizden biraz toparlamayla hiddete karşı ne yapabiliriz? Vasatta olmayan hiddete karşı bunları çıkartmaya çalıştım. Subhanallah, hiddet. Hiddet ne değildir?
İlk önce hiddeti tanımlamak için ne değildir'i bulmaya çalıştım. Yerinde, yani vasatta olmayan Allah'ın düşmanına, peygamberin düşmanına, din düşmanına karşı kullanmasan, burada tabiri tam yanlışsa söylersiniz, rahmani değildir diye kullanmaya çalıştım. Ama vasatta değildir diyebiliriz ya da yerinde değildir de diyebiliriz. Akli değildir dedim, kalbidir dedim. Toplamalardaki bulduğum bir cümleye göre. Hiddet nedir diye düşününce de biraz şeyden bakınca hiddetin ifradı insanlığın bozulma mertebelerinden maymun önce, sonra tilki, yılan, akrep, ayı, hınzır. Hınzırdan önceki mertebe olarak düşündüm abi ben. Yani hiddetin ifradı, tefridi, vasadı nedir? Hiddetin ifradı, yani fazlası diyelim ya da ölçüsüz olanı, ailede vuran kıran, aileden örnek verirsen, esen geçen, kırıp döken kişidir ya da dışarıda da olabilir bu. Tefridi nedir? Yani alt mertebesi, fok balığı gibi vurdum duymaz olan, örnek verirsek de mesela Allah'ın düşmanına karşı bir taraflılık yapıldığında dair sesini çıkarmayandır. Alimse, şeyse, avamsa da kalbinden bile buğz etmeyen kişidir diye düşünüyorum. Vasadı nedir dersek hiddetten? Allah'a, peygambere, dine, din uzatıldığında hiddetlenendir. Kafire, münafığa, din düşmanına karşı hiddetlenendir vasatta olan hiddet. Hiddet kuvvet midir diye sorunca da evet dedim ben. Nasıl tarafkirlik bir güçse, yani tarafkirlik gücünü bir takıma verirsen sen, bir futbol takımına mesela, yerinde kullanman gereken tarafkirlik gücü, yani Allah'a tarafkirlik yapman gerekirken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tarafkirlik yapman gerekirken, dine tarafkirlik yapman gerekirken yapamayacaksın. Çünkü orada yeterli gücün kalmayacak. Bütün gücün ya da gücünün çoğunu tarafkirliğe verdiğin zaman. Aynı şekilde de hiddetini vasadını kullanmazsan, ilmin de yoksa, Allah'ın düşmanı düşmanlık yaptığı zaman ya da din düşmanı düşmanlık yaptığın zaman ona hiddetlenemeyeceksin. Senin o hiddet gücün kalmayacak ya da azalacak. Kimler hiddet ediyor? Hiddet toplamasına baktığım zaman en çok hiddet eden zemin hiddet ediyor. Ekseriyetle bu çıktı. Zeminin hiddet malzemesi de zelzele. Risalelerde diğer bir çok hiddet eden de Hazreti Üstadımız. Değişik olarak hiddetlerde neler var derseniz, sahranın kum deryaları hiddet ediyor. Deniz hiddet ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hiddet ediyor. Buradaki şey, konu yanlış hatırımda kalmamışsa 50 tane sahabenin katledildiği haberi gelince hiddetleniyordu. Hatta yanlış aklımda kalmadıysa yine hiddetinden o kadar çok bir karış mıydı sana, bir parmak mıydı? Kafasındaki parmak. Damar çıkıyordu değil mi abi? Parmak. Düşünebiliyor musun en yakın kardeşlerinden 70 kişi gitmiş. Evet. Ben ne? Ya ben bir Rüştü abimi götürdükleri zaman zehirle mübalağasız 3 sene ayağa kalkamadım. Leylim dolaşıyordum. 70 kişi Resulullah arkadaşını kaybetti. O da tuzağa düşürdüler. Biz bir Rüştü abi zehirledikleri zaman 3 sene kalkamadım. Evet, devam et. Bir örnektir İsa'yı burada memur. El keserken hiddetlenmesi örneklenmiş. Kalp hiddet ediyor diyor. Baştaki hiddet tanımındaki
Akliye değildir'i buradan çıkarttım. Kalp kilitledi diyor dediği için. Anasir külliyanın semavet ve arz hiddet ediyor diye geçiyor. Hazreti Üstadımız en çok Risale'nin hiddet örneğinde geçen cehennem ehli hiddet ediyor küfre karşı. Kış çok hiddet etti diye geçiyor. Bu dersin başında konuştuğunuz abiyle 4 sene ağır kış geçtiğince aklıma hemen o geldi abi. Kış da çok hiddet ediyor. Kızışan hiddet sobası, soba da hiddet etmiş. Soğuk hiddet etmiş bir daha. Allah Allah. Hiddet toplamasından düsturları çıkartmaya çalıştım. Bu düsturlarda hem Kastamonu'da düsturlarımız var. Yani yap yapma, söyle söyleme, yani afakla ilgili dikkat edeceğimiz laikalardan. Hem de Emirdağ laikasında düsturlar var. Yani içsel hani psikolojiyle ilgili hiddet var. Burada özellikle dikkat çekeceğim şey, sakın sakın birbirinizin kusuruna bakmayın. Hiddet yerine hürmet ediniz. İtiraz yerine yardım ediniz. Bu kardeşlerle, abimizle aramızda olan en önemli şey diye düşündüm bu hiddet düsturlarında. Diğer noktalarımız ne? O zalim düşmana hiddet değil, belki acıyor, şefkat ediyor. Keşke kurtulsaydı diye ısrarına çalışıyor. Hatta en şiddetli bir garaz ile bana zulmeden bazı fasık belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde değil belki beddua ile mukabelen belki ona şefkat edildi. Yani burada üstad bir düstur olarak bedduayı etmemeyi söylüyor diye çıkarttım ben abi. Yanlışım olduğu şeylerde durdursanız sevinirim. Bazı kardeşlerimiz hiddet edip dokunaklı konuşmasınlar. Hem ihtiyatla hareket etsinler ve telaş etmesinler, hem herkese bu meseleden bahis açmasınlar. Hiddetli konuşma yapmama konusunda bir şey verilmiş ama bu her konuyu kapsar mı, bu meseleyle ilgili mi özellikle üstadımı söylüyor, ona bakmak lazım. Dünya ve zahmetleri fani ve geçici olduğu gibi bize gizli düşmanlarımızdan gelen zulüm de Mahkeme-i Kübra'da ve kısmen de dünyada 100 derece ziyade intikamımız alacağından hiddet yerine onlara teessüf ediyoruz. Onları hiddet etmek yerine teessüf ediyoruz demiş üstadımız. Ulûb-ı Cenab düsturuna ittibaen ve avam-ı mümininin şeyhlerine karşı hüsnü zanlarını kırmamakla imanlarını sarsılmadan muhafaza etmek ve Risale-i Nur'un erkanlarının haksız itirazlara karşı haklı fakat zararlı iddetlerinden kurtarmak lüzumuna binaen ve ehli ilhadın iki taife-i ehli hakkın maveni kürsümetten istifade ederek birinin silahıyla, itirazıyla ötekini cer edip ve ötekinin delilleriyle berikini çürütüp ikisini de yere vurmak ve çürütmekten içtimaben Risale-i Nur şakitleri bu mezkur dört esasa binaen muarızlara hiddet ve tevhülle ve mukabele bilmesiyle karşılamamalı. Kastamonu 196'dan. Tövbe etmemek şartıyla benim intikamım senden pek muzaaf bir surette alınıyor bildiğimden hiddet değil sana acıyorum. Bu da içsel alemleri ile Emirdağ'dan. Fakat birden kalbime ısrar edildi ki bu zalimler hiddet değil acımalısın Emirdağ'dan. Hazreti Ali'den nakiller buldum Hasan abi. İmanlı insan yumuşak huylu ve iyi ahlaklı olur. Ben de buradan bir noktayı nazar çıkarttım. O zaman öfkeli insan nasıl olur diye. Bağışlanmak için bağışla. Buna da bir örnek olarak evde bir şey oldu, dışarıda bir şey oldu, öfkelendin. Adalet yapma.
ceza verme, bağışla ki sen de bağışlanasın. Bir diğer nakil Hazreti Ali radıyallahu anh'tan, öfke yanan bir ateştir. Öfkesini gizleyen o ateşi söndürür. Öfkesini açığa çıkaran ise o ateşte önce kendisi yanar. Bir diğer nakil, öfkeli olmaktan sakın, çünkü onun başlangıcı delilik, sonu ise pişmanlıktır. Allah Allah. Bir diğeri, yöneticiyi duygulandırmak, öfkeli insanların kinini dindirmek. Bununla ilgili şu parçaya hemen örnek vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Bedevi Uyeyne bin Hısın ile Hazreti Ömer arasında geçen bir olayı şöyle anlatıyor. Bu öfkeli insanın kinini dindirmek için vereceğim örnekten. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında Uyeyne İbni Hıs Medine'ye geldi. Ve kardeşinin oğlu Hür İbni Kays'a misafir oldu. Hür İbni Kays, Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyelerinden biriydi. Alim adamlar ister genç ister yaşlı olsunlar, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, yeğeni Hür İbni Kays'a, yeğenim, şu devlet başkanı yanında bir itibarın var mı? Varsa beni kendisiyle görüştür der Hür. Amca seninle görüşmesi için ondan izin alacağım dedi ve izin aldı. Uyeyne Hazreti Ömer radıyallahu anh yanına gelince Hattab'ın oğlu diye kaba bir şekilde söze başladı. Vallahi sen bize fazla bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun. Şey söylüyor bir de Hasan abi, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Aramızda adalet hükmetmiyorsun diye. Aman ya, aman ya Rabbi ya. Yani hani söyler ya, kavgada son söylenecek söz derler ya, herhalde bu böyle şey. Bunun üzerine Hazreti Ömer hiddetlendi. Ve Uyeyne'ye bir tokat atmak istedi. Hür İbni Kays araya girerek. Ey müminlerin emiri, Allah-u Teala peygamberine bil mana, sen affedip kolaylık göster, iyi olanı emret ve cahillere aldırma buyurmuş. Araf suresinde 790 bir mana bu. Benim amcam da cahillerdendir dedi. Abdullah İbni Abbas sözüne şöyle devam etti. Vallahi Hür bu ayeti okur okumaz Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah'ın kitabına son derece bağlı bir insandı. Buradan hem şeyi çıkartıyorum abi. Öfkelenmiş insanı dindirmenin önemi çıkıyorum. Hem de Allah'ın kitabına, yani Kur'an'ın ayetlerine, hadise uymanın ne kadar önemli olduğunu. Yani bu söyleniyor ki hem adaletiyle hem hiddetiyle ünlü Hazreti Ömer radıyallahu anh kesiyor abi o şeyi. Düşünsenize. Sen adaletle hükmetmiyorsun diyor. Ona rağmen cezalandırmaktan vazgeçiyor. Yine hiddetlenildi Hazreti Ali'den, Hazreti Ali radıyallahu anh'tan bir nakil. Cai ibret bir hadise. Bir vakit İmam-ı Ali radıyallahu anh'a bir kafiri yere atmış. Kılıcını çekip keseceği zaman o kafir ona tükürmüş. O kafiri bırakmış, kesmemiş. Kafir ona demiş, neden beni kesmedin? Dedi, Allah için seni kesecektim. Fakat bana tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim. O kafir ona dedi, beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekte. Madem dininiz bu derece safi ve halistir, o din haktır dedi. Konuyla ilgili de bir hadis nakletmek gerekirse. Leysa şadidu bisuri adi innama şadidu lezine yemliku nefsehu inda
indel gadab. Güçlü olan adam, güçlü adam, güreştiği insanları yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesini yenen kimsedir. Buhari'den 76. Risale-i Nur'dan hiddet üzerine 254 tane çıkıyor toplamada. Hiddet var, hiddete, hiddeti, hiddetlendi, hiddetim şeklinde. Hasan abinin derslerinden aldığım notlar da şöyle. Öfkeyi kimler kontrol edebilir? Empati yapabilen. Empati yani karşısındakini düşünen, kendini karşısındakinin yerine koyabilen. Sosyal ilişkileri iyi olan. Kendini tanıyanlar. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olanlar. Duygularının farkında olanlar. Özgüveni güçlü olanlar. İnsanları tanıyanlar, zamanı ve zemini ve ruh haletlerine göre yorumlayıp izah edebilenler, dışarıdaki tesirler, tesirlere karşı koyabilme becerisini kazananlar, kendilerinin nakıs olduğunu farkında olanlar, ahirette hesap vereceğim kul hakkına duyarlı olanlar, ölçülerinde, hadlarında, hudutlarında kalabilenler, sözlerini ve fiillerini akıl süzgecinden geçirebilenler, orta ve uzun vadeli planları olanlar. Bu geçen haftaki Davut abinin dersinde de vardı. Anı yaşamayan, mazi istikbal düşünen, orta ve uzun vadeli planları olanlar. Kişileri ve olayları kader bağlantısını kurabilen, yani oldu böyle bir şey, bir şeyle karşılaştığınız sizi öfkelendirebilecek ama bunu kader cihetinden de bakabilmek. Kader bana bundan ne ders vermeye çalışıyor düşünebilmek. Otokontrollerine devamlı yatırım yapabilenler. Kendini üçe ayırabilenler. Benim nefsim, benim ruhum, ben. Dolmuşa, tahrike gelmeyenler, hasetçi, kinci, intikamcı olmayanlar, geçmişi bırakabilenler. Bu geçmişi bırakabilenlerle ilgili sizin sürekli verdiğiniz örnek, geçmişle ilgili sizi hasete getirecek bir şey olduğu zaman aslında onun içine giriyorsunuz diye anlatıyorsunuz siz Hasan abi. Yani nasıl dışarıda bir deli görüyoruz, adam elinde direksiyon geziyor. Çünkü o onun içinde yaşıyor. Aynı şekilde biz de geçmişte bizi sinirlendiren, öfkelendiren bir şeyi tekrar düşünerek onun içine giriyoruz. Onu tekrar yaşıyoruz. Tekrar yaşatabiliyoruz. Bu geçmişi bırakabilenler sevincini, üzüntüsünü, korkusunu kontrol edebilen, devamlı kendine yatırım yapanlar. Kendine yatırımlar bizim bu takip ettiğimiz enfusi dersler. İnsan nedir Hasan abinin anlattığı dersleri dikkatli takip edenler. Gayesi olan veyahut da ciddiyse işine ciddi odaklananlar. Sayfayı değiştirsene aşağıya doğru. Ha tamam. Olmadı. İnsanları olduğu gibi kabul edebilenler. İnsanlardan beklentisi az olanlar. İnsanlara değer verenler. Hiddete karşı ne yapabiliriz? Hiddet vasadı, tefridi, ifradı var. Vasatta olmayan için ne yapmalıyız? Normalde vasatta olanın kalması lazım. Çünkü Allah tarafından bize verilmiş bir kuvvet bu. Bunun yani ben şey gibi bir tek bir hap gibi bir çözümünü bulamadım Hasan abi. Bütünlük içinde buna bir çare bulmak lazım. Nasıl? Günlük virdimiz olacak. Hatmimiz olacak. Hizmet-i Kur'an'ımız olacak. Yatmadan önce Asa'yı, Musa'yı okuyacağız. Mümkün olduğunca abdestli olacağız. Çünkü abdestli Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta öfkelendiğiniz zaman abdest alın diyor. Abdest, buradan şey çıkartabilir miyiz abi?
abdestli olmadığı zaman daha çok öfkelenmenin olduğunu çıkarttım. Ben ondan biraz daha abdestli olmayı düşündüm. Şefkati arttırmalıyız dedim. Bu hiddet toplamasında o şefkate endişe ve hiddet karışmaz. Hükmü Kur'an'a göre kız bedelinden endişesiz bir şefkat görür. Yani şefkat gördüğümüz kişilere hiddet etmediğimizi çıkartırsak şefkati arttırdığımızda da hiddetin azalacağını öngördüm. Anı yaşama, ahiri evveli düşün. Yani şu anı yaşama, istikbali geçmişi düşün. İradeni arttır. İradeni arttır Musa. Şu şey olmuş, Asya Musa'dan pardon abi. İradenin de en çok arttıranın oruçtan olacağını düşündüm abi. Eyyam-ı bizde erkeklere oruç tavsiye edildiği için Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Hiddetle ilgili ne yapabiliriz derken aile içinde de örnek verirsin. Hanıma malum günlerde iyi geçin dedim. Anlayışlı ol. Onlar o zamanlarda bir kararlar. Allah o zamanlarda onlardan namaz bile beklemiyor. Kazasını bile kıldırmıyor dedim. Yani burada yine empati oluyor biraz da sizin veriniz onu. Hiddetlendiğin kişiyi üç kişi olarak düşün. Şahsiyeti, umudiyeti, vazifedarlığı. Eğer o bir şey yaptığı zaman onun şahsiyetiyle düşünürsen hiddet devam eder. Umudiyeti zaten onunla vazifedarlığını düşünürsen hiddetlendiğin kişinin hizmetini, derslerini, yaptığı katkılarını hiddetlenmemek gerektiğini düşündüm buradan. Vazifedarlığı cihetini ön plana almak gerekir diye düşündüm. Evde neler yapabiliriz hiddete karşı? Evde suretlerin kaldırılsın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadisi var. Suret ve köpek olan eve rahmet melekleri girmez diye. Kainatta boşluk yok. Bir yerde gübre varsa sinek gelecek. Çiçek varsa arı gelecek. Suret ve köpeğin olduğu yerde rahmet melekleri gezmeyeceği için habis ruhlar gelecektir. Burada yani hiddete davetiye çıkaran bir ortam var bile diyebiliriz yanlış örnek vermezsem. Yaz akşamları yağlı yeme, kendinde çok yedirme. Dışarıda ne yapabiliriz? Teknoloji gelişti artık. Telefonla, kulaklıkla müsbet şeyler dinle, Kur'an dinle, tefekküre meşgul ol. Haramla, batılla meşgul olma. Yine dışarıdayız, arabadayız. Neler iyi gelir? Kur'an dinleyebiliriz, enfusi dersler, tefekkürle meşgul olabiliriz. Yolda gidiyoruz arabayla, yolun ortasında biri var. Yol vermiyor. Farz edelim ki o bir ağaç, yanından, sağından, solundan geçmeye. Bir anlık düşünelim, ona hiddetlenmek, korna basmak, fren yapmak, gaz yapmak yerine ağaç olarak farz edelim onu. Yanından geçmeyi düşünelim. Yine arabadayız, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın lafı aklımıza gelsin. Her havlayan kıtmire taş atsak dünyada taş kalmaz. Bunu bir an aklımıza getirmemiz lazım. Yolda bizim hakkımız olmasına rağmen yol vermediler. O anda geçme, yolu onlara bırak. Bizim hakkımız yaya geçiyor. Bırak yayalara yol ver. Geçebilecekken geçme, hakkını onlara ver. Birisi hakkını mı aldı, yolunu mu çaldı, araya mı girdi, hakkını helal et ona. Hiddet, öfke girdiğine kapılma, o boyuta, o kuyuya girme. Bundan ilgili Gafur abinin bir örneği vardı, hatırlar mısınız Hasan abi? Arabayı yıkamacıya götürmüş, çok kirliydi, arabayı da gösteriyor, yanlışa bak, şöyle şöyle de yanlış aklında kalmadıysa. Tamam diyor, adam ondan sonradan daha fazla para almış ya, bir şey olmuş aralarında. Neyse Gafur abi şey yapmamış, üstüne gitmemiş adamın ve içinden hakkını helal ediyorum ona demiş. Bütün hakkımı helal ediyorum demiş. Artık iş yerine mi gidiyor, evine mi geliyor, o anda arkadan bir el tutuyor bunu. Abi özür dilerim diyor, o yıkamacı şeyden koşarak gelmiş, özür dilemiş. Diğer bir örneğimiz,
şu yolda sizin anlattığınız şey Hasan abi, birisiyle bir olay olmuştu yani. Allah seni nurcu etsin diye el hareketi yapıp söylemişsin. Sonra adam yolunuzu durdurmuştu. Şimdi söyle bakayım bana, söyleyebiliyorsan. Hatırladınız mı Hasan abi? Hatırladım, evet. Allah seni nurcu etsin dediği zaman hani adam duvara çarpmış gibi olmuştu. Evet. Amin diyecek diyemiyor, şey diyemiyor, yaptığından utandı, geri gidecek araba gidemiyor, bana gelecek gelemiyor. Ondan sonra yolunuz açık olsun dedim, güldüm. Ondan sonra ben arabayla gittim, o donmuş halde kalmıştı. Bir de sizin yine yolda bir arkadan bir Dodge kamyona çarpmıştı galiba pazarcıların. Onlar da öyle aynı şekilde. Siz, kardeşim ben haklıyım, koluna mı basmışlardı, suç bende, ben vesile oldum bu kaza deyince şaşırmışlardı onlar da. Onlar da öyle şey geri adım atmışlardı, onu hatırlıyorum. Şimdi diyecekler ki, siz haklı olmanızı... Dinleyenler diyecek ki, ahmak mıyız kardeşim böyle şey yapıyoruz. O şöyle olmuştu, pazarcılar biliyorsunuz biraz... ölçü ve muvazene yok pazarda, kurmuşlar kamyon 200 doç. Yağmur da var, Haliç'ten aşağı iniyoruz. Yani böyle çıplak anlatınca her şeyde ahmaklık oluyor, böyle değil de. Doç'u kaydırıyor Haliç'te, tabi trafik yapınca bana arkadan vuruyor. Onlar da zaten akşama kadar soğan 10 lira, soğan 1 lira, soğan bara bara zaten kafalar gitmiş böyle. Arabada 4 kişi. Bunlar pazarcı ama hiç iyi değil. Vurdukları zaman indik, bağırıp çağırıyor. Dedim kardeşim, hem bak duramamışsın, bak arkadan fren izi var, hem arkadan vurmuşsun hem bağırıyorsun. Bir de beni suçlu yapıyorsun. Yani baktık gece ya öyle bağırıp çağırıyor falan. Peki sana bir şey var mı dedim. Yok. Ha, olan bana. Peki. Tamam. Ahirette görüşmek üzere. Şey, tövbe. Hakkımı helal ettim dedim. Tamam, sen haklısın. Çekip gittim. Yani hakkını arıyorsun. Hakkını ortaya koyuyorsun. İtira Gafur da öyle yapmıştı. Bak sen bundan benden fazla para aldın. Mesela onlar tabii kamyon arkadan bu sefer dörtlü yakmış, kıyameti kopartıyor, yetişecek bana. Yetişti. Halici çıktık, eskide o bir tünel geçiyorduk, o zaman mezarlık. Neyse o cebek beni sıkıştırdı, durdum. O adamlar gitti, başka adamlar geldi sanki, indi. Kardeşim, suç bizde dedi. Hiç hakkını sen helal et, biz dayanamıyoruz. Yok kardeşim dedim, tamam, sorun yok. Kabul etmiyor. Dedi ki telefonumuz bu. Sen yaptırıyorsun. Arabanı yaptırıyorsun. Fiyatı bize söylüyorsun. Sen hesabını aktarıyoruz. Ondan sonra böyle. Şimdi yani ne yapmak lazım? Hiddet. Yani sen yaptın hadi ben de eyvallah değil. Allah Resulü'nün adeti, sünneti olarak ortaya hakikati koymak. Baktın yani astarı, kumaşını geçiyorsa, geçecekse, tamam yani hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Olsun. Yani ilk önce hakkını arıyorsun, gerekçelerini ortaya koyuyorsun ama başka bir yönteme başvuruyorsa biz onunla meşgul olacağız ve alet olacak zamanımız yok. Peki kardeşim diyorsun. Hadi benden eyvallah. Ahirette görüşürüz. Öyle birisi de yaptı. Abdullah Demirtol'a biliyor. Türkiye'de biz o lisede okurken onun fizik kitaplarını o çok okurduk. Gitmiş böyle biraz yanlış bir yollara girmiş galiba. Ondan sonra biz de Risale-i Nur'u putlaştırıyoruz, Kur'an seviyesini koruyoruz manasında. Vido'nun önünü arkasını kesmiş birisi. Ondan sonra onu da gerekçe gösteriyor.
bir başkası yapmış, video YouTube'a atmış, onu da ben şirk ehliyim diye. Bu da oraya atıf yapıyor. Neyse onu aradım. Çünkü çok eski Nurcu, çok eski. Ondan sonra adam itiraz ediyor o abimiz. Ama mesleğini değiştirmişti. Yani Nurculuktan değil de böyle acayip bir şey girmiş. Laikaları kabul etmeyenler, siki, tasdiki gaybi kabul etmeyen şeyler, grup var böyle, türedi böyle, mantar gibi bir grup var onlardan. Neyse, peki dedim, ama nasıl kızıyor? Dedim ki, bak kardeş, bunun sahibi benim. Oraya tıf yapıyorsun. Yani ben uzatmıyorum arkadaşlar, yani hemen eyvallah değil. Bak bu video böyle değil, başı var, sonu var, siyakı var, sibakı var. Bu değil. Ben bilirim dedi, zaten neyse, peki dedim. Ahiret var, inanıyorsun, ahirette görüşürüz dedim. Ondan sonra suratıma kapattı. Suratımı aynen kapattı. Ondan sonra sizinle, seninle uğraşamam dedi, kapattı suratımı. Ondan sonra aynen kapattı. Sonra ertesi gün arayamadı, yüz tutmadı, mesaj attı. İçin rahat olsun diyor, o videoyu kaldırdım diyor. Benim için ne rahat olacak yani, senin gibi bir adam buldum ben, daha nerede bulacağım, bir sürü günahımı yüklendin ama ben sana iyilik yaptım, bak bu böyle değil diye. Demek ki ben bu iki örnekle gerekçelerimizi ortaya koyacağız. Kardeşim öyle değil veya böyle veya özür diliyorum, hakkını helal et yapmak lazım. Ondan sonra yaptıktan sonra bakın mesleğini değiştiriyorsa, insanlığından çıkıyorsa, hiddetin ifrat ve tefritine giriyorsa sakın hiçbir şeyde, ailevi sorunlarda da dahi, hiçbir şey ifrat ve tefrit modunda hiddette çözüm değildir. Bu çözüm yolu değildir. Peygamberimiz de demek ki biraz şey yapıyormuş, peygamber ya insan, şeye kayıyormuş böyle ifrat moduna. Nereden anlıyorum? Ayette diyor ki, eğer diyor etrafına sert davransaydı, etrafında kimseyi göremezdi. Böyle yani o gerekçeleri de koymak lazım sevgili arkadaşlar yani. Hiddet acayip bir nimet ilahidir. Hiddeti olmayan namusunu, hayatını, izzetini, vatanını, mukaddesatını, davasını, Kur'an'ını koruyamaz. Hiddet olmazsa kafiri hiddet edeceğiz. Nötr böyle. Hiç. Fok balığı gibi. Hiç kimseye hiddeti yok. Evet, şimdi devam et sevgili Behçet'im. Okunanlar ne diye çıkartırsak da arabada, müzik dinlersen, haber dinlersen, seni daha çok ateşleyecek şeyler. Afakla meşgul olursan, daha batılı şeyi tasvir etmiyorum. Bunlarla meşgul olursan arabada, bil ki hiddetleneceksin trafikte en ufak şeyde. Bunlar seni tetikleyecektir. Olduğu bir şekilde tartışma durumuna geldin. O zaman kesinlikle karşındakinin gözüne bakmayacaksın. Çünkü gözüne baktıkça iki tarafta birbirine biraz daha ateşleniyor. Onu biraz daha detaylı anlatmıştınız siz ama benim gördüğüm abi ateşi arttırıyor iki tarafında. Yani trafikte veya diğer şeylerde ben diyelim ki zayıf noktam, güçlü noktam var. Zayıf noktam asabi isem, Gafur'a söylemiştim herhalde derste değil. Abi ne yapayım dedi trafikte. Gafur, sen ol sevgili kardeşim, sakın göze bakma. Göze bakmayacaksın. Hanımla kavga edeceksin. Kavga et ama gözüne bakma. Çocukların yanında yapma. Çocuklar kavga duymasın. Bu durumda yap. Böyle nasihat yapıyorum. Ama kavga etmek yemeğin tuzu kadardır. Çok güzeldir. Yani hiç kavgasız böyle bir şey yok. Resulullah'ın evinde de böyle olmamış. Ama haddinde bırakmak lazım. İlerletmemek gerekiyor. Bir vesileyle barışmak gerekiyor. Devam et abi. Trafikte kulak yeme, kırmızıda geçme. Şey versene. Yol başkasınınsa onun yolunu yeme. Benim notlarım bu kadar abi.
Allah ya, bu kadar sakin, ölçülü, madde, hulasalı bir ders istisna ya. Senin dersin şimdi bu kadar mı? Abi hiddet tarafından mı bak ya? Yani maşallah bizim oradaki ifadeyle koyun kuzusu gibi adam hiddet dersi yapıyor. Raporun yapması lazım bunu ya. İnan, yaşadıkları ile yapması lazım. Bu Behçet zaten sinirleri alınmış bir adam ya. Yok öyle değilim abi. Kendim ihtiyacım olduğundan yaptım biraz da. Allah. Abi yanardağlar, Behçet yanardağ gibi. Yanardağlar 100 yıl durur ama patlayınca tam patlar. Behçet de biraz o enerjimden bakıyor sanki. Şeyde diyor ya, öğle namazında okuyoruz ya. Eşiddâmu alen küffâri ruhamâ'u beynehum. Eşiddâmu alen küffâr. Kafire karşı şiddetli parmak kadar kalın. Ruhamâ'u beynehum. Yakındakilere, dostlarına yumuşak. Yani bu hedef tabii ahlak. Yapamıyoruz işte. Ama hakkı kabul ediyoruz böyle. Mesela ölçü ne olabilir diye eskide düşünüyordum. Rüştü abinin, sevgili abimin şu sözü hatırıma geliyor. Niye öyle örnek veriyorsun? Ne yapayım, onunla büyüdüm. Dedim ki abi nasıl anlayacağız yani böyle bir adı hakperest olduğuma? Yani sinirlenmek diyor insanlığın özelliği. Fakat insan, kamil insan barışır. Peki dedim ki ne kadar tutmak lazım bu hiddetim? Ailede kullanmanız için söylüyorum. Evli olanlar için söylüyorum. Diyor ki Müslüman, Allah Resulü demiş ki Müslüman en fazla 3 gün hiddetini tutabilir. Yani tutsun diye değil. Ondan sonra tutmak haram. Peki Nurcu diyor 3 gün olmaz diyor. Nurcu'nun böyle şeyi yok. Biraz daha böyle İslamiyet'i anlatan kişidir. En fazla bir uyku halidir diyor. Yani bir yattığın zaman o öfken gitmesi lazım. Kalktığın zaman o olursa ahlakını sorgula. Ahlakını sorgula. Yani bir uyku. O gaz, o volkan sönmesi lazım. Yani yapamasak da yani haklı şey yapmamak lazım. Kendimizi haklı konuma koymamak gerekiyor. Ama haklıyım. Haklı iken böyle yapacaksın. Haksız iken zaten hiddete hakkın yok. Abi ben haklıyım, nasıl bir uyku? Haklıyım. Haklı iken zaten böyle yapacağız. Haksızsan zaten küllümen aleyha falan. Komple gidiyor yani. Allah muhafaza etsin. Bir şey kalmadı yani. Bir şey kalmadı. Yani o kadar yakın hissediyorum ki ölümü son o şey hadiseden sonra ölümü kemiğime kadar hissediyorum. Her gün yani böyle yakın hissediyorum. Ve bu enfusi derslerden sonra böyle öyle bir teris öyle bir teris gibi bir halet var ki böyle teris. Çok da tatlı bir şey. Endişe var böyle ama tatlı bir kavuşma şeyi var. İşte bu haklı davanda hiddeti en fazla biz evde kullanırsınız diye söylüyorum. Eşiniz Müslümandır ve Müslümanın kardeşidir. Kadın ve erkeğe söylüyorum. Müslümandan Müslümana Allah Resulü 3 günden fazla dargın olmayı helal kılmamış. Abi çok haklıyım. Haklı olduğun için tabii. Haksızsın zaten. Böyle senin bir hakkın da yok barışma, küsme, barışma gibi hakkın yok ki. Peki ne ehli hak ise, yani biz tahkik mesleğindeyiz, en fazla bir uyku haleti geçmesi lazım.
bir uyku haleti geçti mi, barışmıyorsan, hiddet değil seninkisi, kin var, kin. Kin var. Eğer zarar vermek istiyorsan nefret var. Eğer onu bahane edip bağırıp çağırmak varsa öfke var. Bunlar farklı şeyler böyle. Farklı ahlak düzeyleri. Risale-i Nur hakikaten ahlak kitabı ya. Mesela bunu nereden daha şey yapabiliriz? Ya bana bir yer söyle de defterimi alayım da cümle cümle bunları yazayım. 13. şu ayı aç. Ne oldu? Niye? Kapandı mı acaba benim internet? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Bir şey mi karıştırıyorsunuz? Yok yok, ben değil mi? Öyle mi? Ben kendi interneti bulayım mı? He, bir şey mi oldu diye merak ediyorum. Dondu ben. Öyle mi? Eğer şeyse de internet geldiği zaman şey yaparız. Siz konuşun abi, buradan açıyorum. Öyle mi? İzin ver diyor ama herhalde siz... geldi galiba. Geldi geldi. Geldi mi? Geldi mi sesim? Geldi mi abiler? Geldi abi şimdi. Geldi abi. Ne konuşuyorduk, bir şey vardı. Hatırlayan var mı? Hiddet ahlaksızlıktır. Aman dikkat dediniz abi en son. Hiddet? Evet. Zaaf-ı ahlaktır. Kendini kontrol, ha kin, nefret et. Zaaf-ı ahlak, yani Risale-i Nur, ha nerede yazacaksın? Bu kin, nefret, öfke, ailede şöyle yap, böyle bakma, böyle düşün, böyle düşünme. Madde madde yazmak isterseniz inanın bana. Şu alanın 13. şuayı aç. 14. şuayı da aç. 14. şua kısmen. 13. şua tamamen. Psikoloji derslerimin kaynağı laikalar ama hasreten 13. şua. Bu nasıl bir de parça parça almış ustad. Yani mektubun tamamını koymamış. Nasıl böyle terbiye olmuş ki, terbiye bizi ediyor ustad. Yani nasıl bir şey? Mesela ustad kendisi için diyor ki, bu asabi bir adamı 8 sene idare eden Süleyman diyor mesela. Oradan çıkarım yapıyorum, ya Resulullah'ta da var mesela. 13. şuayı, ailede sorun var abim. Ondan sonra ben kendimi kontrol edemiyorum. Ne yapmam lazım? Orayı okumanızı, bir de 3 tane vecize yazın. Bu öfke, hiddet, nefret, gayz hakkında 3 tane. Kur'an'ın ayeti olur, hadis olur, kelam-ı kibar olur, risaleden olur. Yani seni muhafaza edecek cümle. 3 tane aldın mı abi böyle kağıt? Bir yatak odana, göreceğin yere yapıştır. Ondan sonra bir tanesi de mutfağa yapıştır. Kadın ve erkek fark etmez. Bir tane de salona yapıştır. İlla okuma şart değil her gün. Orada kağıt dursun. Şuur altı beyine kodlanıyor o. 3 gün dursun arkadaşlar bu. Bu veciz cümle. Tekrar 3 gün sonra 3 tane daha böyle yap. Nereden çıkartıyorsun? Ustad Emirdan da diyor ki, arkamdaki diyor bu levha diyor. Baktıkça dersimi alırım diyor. Hatırladınız mı? Ey Said, 79'dan beri, 80 işte seneden beri hayattan keyfini, zevkini aldın. Daha keyif, lezzet almaya hakkın yoktur. Şudur budur diyor ya, hatırladınız. Almış ya, keyif lezzetlerini almış. Almış da daha hakkı yokmuş. Öyle. Ya işte o arkamdaki levha diyor. Mesela bir de levhaları da koyabiliriz mesela. Güzel, ben küçük çekmecede şu anda tepecikteyim. Orada benim levham var, sağ olsunlar, birisi yazdı bendeki levhalar. Resim değil, bizatihi hat yazmış. Sonra tabii temelde iki tane şey var. Her şeyin çözüm yolu. Bir, ne olmak istiyorsanız onun tersi olan zemini terk edin.
Mesela ne olmak istiyorsun? Sabırlı olmak istiyorum. Deli dülü insanların ortamını azalt veya terk et. İki, ne olmak istiyorsanız sizden önce olanlarla beraber olun. Mesela Risale-i Nur'da fıtratlar farklı. Bazıların fıtratı balina gibi büyük. Bizim cemaat, grup, kişiler, beraber olduğumuz arkadaşlar, yani göl gibi ise Karadeniz gibi, balina balığı okyanusun balığıdır. Karadeniz ona göldür. Olmaz. Onlara yol vereceksin. Veya çınar gibi fıtratlar var. Çınar ağacı gibi. Ben ona saksı sunuyorum. Kocaman çınar saksıda yaşar mı? Patlatır yani. Cemaatlerin patlatması, ayrılmaları, gruplardaki çatlak seslerin sebebi, ki bunu da yakında gördük. Yani gözüküyor. Mesela Ankara'da gözüküyor, kurdu olabilir orada. Vakıfların bir kısmı şöyle maalesef böyle sıkıntı. Bunu yayına koymayacağım, bunu sileceğim bu şeyi ama yani örnek olsun diye mesela. Yani fıtratlar var böyle, çınar gibi fıtratlar var. Tanıyorum mesela onların. Ama saksi yok, buraya dur. Ya bu kazanımlarını 50 sene, 40 sene adam kalem almış, çalışmış, çıkarımlar yapmış. Ya Müslümana istifade ettirsin ya. Yani Kur'an'dan istifade ettiriliyor da. Ya bu adam 50 sene dershanede diz çökmüş, kaç tane gömlek eksiltmiş. Ya bırakın, istifade ettirsin ya. Yani maç konuşacağını bunu konuşsun, çay faslar vesaire. İşte ne yapmış? O şeyi, saksıyı patlatmış işte, patlatır. Onun için hep derim, evde de şey yaparsınız. Yani kardeşim buraya mahsur kalma bu ders ortamına, bu meşrebe. Allah için gidin, açın dinleyin, gidin, siteleri mi var dinleyin, istifade edin, meşgul olun. Ondan sonra belki senin fıtratın çınar gibi yani, ben de burası da saksıyı ifade ediyor. Gidin, istifade edin, görüşün vesaire. Bu yoksa bir dil ağır. Peki bu niçin yapılıyor? Böyle bir edebiyat yapılmıyor. Böyle inanıyorum. Çünkü fıtratlar zerreden şemse kadar farklı. Kalıplara sığdıramazsın. Patlatır. Su, normalde su dur ama soğuduğu zaman motorun bloğunu patlatır. Yani suyu, kutuplarda su kabul etme. Sıcak ortamlarda da buhar kabul et. Tamam. Dolayısıyla evde de öyle. Eşimiz var, çocuğumuz var, kızımız var, annemiz var, bakanlıklar var, kayınpeder bakanlığı, kayınvalide bakanlığı, kaynana bakanlığı, bakanlıklar bunlar. Yani onlara karşı böyle kontrollü olmak, ikide bir böyle o veciz cümleleri değiştirmek, o kendini motive eden, bir de herhalde bir son olsun, böyle bir şey bize yapıldığı zaman, orada da gerçi Behçet söyledi. İnsanı yapamıyoruz ama keşke yapabilsek. Üçe ayırmak. Bir beşeriyeti var, bir ubudiyeti var, bir de vazifedarlığı var. Beşeriyetine hapsetmek, sen hep böylesin diye genellememek ve tahammül etmek lazım, sabretmek lazım. Yani affetmek gerekiyor. Çünkü niye? Affa ihtiyacımız olduğundan dolayı. Şey yapmak gerekiyor, fazla ilerlememek gerekiyor. Çünkü beynimiz duman olur yani böyle. Bugün kimle konuşuyor? İrfan burada mı İrfan? İrfan devrede mi acaba arkadaşlar? Yok. Onunla bir arabada gelirken çok... Buradayım abi. O büyük annem 116 yaşında gitmişti. O iki tane cümlesini hatırlamış, söylemişti. Neydi abi, hatırladın mı? Bununla alakalıydı biraz. Abi ilk seni sevenleri seçeceksin. Ha. Bir de şey demişti. Sen davet geziyorum demişsin de abi. Davet mi diyorlar, sen mi gidiyorum diye sormuşsun. Yani bana sordu, evet. Senin sevdiğin kişiler
Ve zaten senin, seni sevenleri seversen daha mutlu olursun demişti. Evet. Şimdi birincisi neydi İrfan? Bir de söyle abi. İlk olarak şey dediniz abi, hani seni sevenler zaten senin, sen sevdiklerin zaten senin, seni sevenleri tercih edersen daha mutlu olursun. Evet. Şimdi bizi bir seven var, bizi bir sevenler var, bir de bizim sevdiklerimiz var. Tamam. Şimdi bizim sevdiklerimiz var. Ama benim sevdiklerim acaba beni seviyor mu bilmiyorum. Beni sevenler, benim sevdiklerim var. Ama ben onu seviyorum ama o beni seviyor mu? Bir model bu. Bir de onlar beni seviyor. Benim haberim yok. Ne yapacaksın burada? Şimdi benim sevdiklerim zaten garanti. Beni sevenleri tercih et. Yani şöyle bir mantık kuruyordu. Bilge insandırlar, yaşlı. Biraz da benim soyum biraz böyle şey, bilge gibi böyle ya babaannem. Dedi ki, karşı iki tarafta vurgun oldu mahallede. 1972-73'lerde. Kardeş abisini vurdu. Kadın kavgasından dolayı. Öldü ya. Ben de çocuğum. Ne oldu oğlum dedi. Babaanne dedim. Falanca kardeş abisini vurdu dedi. Bak şimdi. Vah vah dedi. Bak ne diyor. Ölen zalim. Öldüren mazluma ne yapmıştı ki onu yapabildi diyor. Yapmak zorunda kaldı diyor. Bak ölen zalim, öldüren mazluma. Şimdi mesela nereye gidiyorsun uşağım dedi. Oğlum ne? Dedim ya ataya gidiyorum, babaanne her tarafa gidiyorum. Onlar mı davet ediyor, sen mi gidiyorsun dedi. Ondan sonra seni davet edenleri, seni seçenleri, seni tercih edenleri tercih et dedi. İlk önce bunu yap. Seni tercih edenleri tercih et. Ya seni tercih etmiş her şeye rağmen. Onu tercih et. Ya. Onun için mesela başımıza gelen şeyleri böyle vecize cümleleri evde de yapacağız Allah'ın izniyle. Yani en azından bu salı günü böyle bir güzel bir ortam oluyor. Güzel bir manyetik alanı oluşturuyoruz. Çok şükürler. Hepinizden Allah razı olsun. Allah emeğinizi zayi etmesin. Burada beraber kıldığı gibi ya Rabbi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, hatırına burada beraber kardeş ettiğin gibi, sohbet arkadaşı, ders arkadaşı ettiğin gibi ya Rabbi Allah'ın hatırına orada da bizi kardeş et. Orada da bizi beraber et. Bizi bizden ayırma ya Rabbi. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Ya Rabbel Alemin, hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım saim eyle. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'den hasıl olan iştirak amalu uhreviye sırrına mazhar eyle. Hissemizi ziyade eyle. Usul ve furularımızdan, anne babalarımızdan, dedelerimizden kim geçmişse, kime söz vermişsek, kimin bizde hakları varsa, kime söz verdik, sana dua edeceğiz diye, kim bize dua ediyorsa, kime biz dua ediyorsak, ya Rabbel Alemin, maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi arzı, hastalıktan, musibetlerden, dertlerden, hıfz-ı emin eyle, ya Hafız-ı Zülcelal, ya Rabbi bizden dua isteyen, hastanelerde olan, evlerinde olan, vesairelerde inim inim inleyen Müslüman kardeşlerimize, hasreten dava kardeşlerimize, hizmetimizde alakadar olanlara ya Rabbi hikmetin iktiza ediyorsa Allah'ım şifa nasip eyle. Onları hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eyle ya Rabbi. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemelatıyla bütün mahlukatı tesir eden kudretinin, iradetinin, hikmetinin, rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle, matlubumuzu bize musahhar kıl. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Davut Aleyhisselam'a dağ demiri, Musa Aleyhisselam'a insi ve cinni, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri musahhar kıldığın gibi, Musa Aleyhisselam'a denizi, Süleyman Aleyhisselam'a insi ve cinni,
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems-i kameri musahhar kıldığın gibi insanların akıllarını ve kalplerini Risale-i Nur-u Musahhar yap. Bizi ve bütün nur talebelerini iman-ı kamil husn-ı hatime ver ve cenneti firdevste mesut kıl ya Erhamer Rahimin. Ve ahir davahu menilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.